merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, sizler de iyisiniz. Teşekkürler, sağ olun, bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için ekibimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz de çok mutlu olduk geldiğiniz için. Bizim için büyük bir keyifti. Ben röportajıma öncelikle Melih Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Melih Bey kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? Tabii ki. Ben 84 doğumluyum, Sinop doğumluyum. Bu inşaat sektöründe 33 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Çekirdekten yetişmiş bir isim o zaman. Tabii ki. Çok ciddi misin? Aynen. Çınar Grup adında birçok Sinop'ta faaliyetimiz oldu. Evet. 2008 yılında da turizm sektörünü bir deneyelim, görelim diye. Evet. Burada Sky Garden Cafe adında bir mekan açtık. Evet. Sinop'un en güzel yeri olarak düşündüğümüz ve Sinop'a en güzel şekilde hizmet edebileceğimiz denize sıfır, plajı olan, bahçesi olan ve yenilik yapabileceğimiz, Sinop'a yeni bir hizmet getirebileceğimiz Garden Cafe'mizi açtık. Ve 2008'den bu yana 10 yıldır yaklaşık faaliyet gösteriyoruz. Buradaki en büyük amacımız, şimdi bizim sektörümüz inşaat ve inşaatın yan dalları olduğu için, yani burada Sinop için bir şeyler yapmak istedik ve Sinop'ta olmayanları hedefledik her zaman. Ya, alışılagelmişin dışında bir konsept oluşturmuşsunuz. Kesinlikle. Bunu çünkü burada işte bizim açtığımız yıllarda Sinop'ta kahvaltı kültürü yoktu. İşte açık büfe, brunch, serpme kahvaltı, bunları getirmeye çalıştık. Onun dışında makarna, salata ve dünya mutfağından eksik olanlar, ki o zamanlar yoktu zaten, onları getirmeye çalıştık. Evet. Ve her defasında işte kahve üzerine, kokteyller üzerine, Sinop'ta ne olmadıysa bir önce olmaya çalıştık ve bu vizyonumuzu da her türlü götürmeye çalışıyoruz şu anda. Ve bizim bir ayrıcalığımız daha var. Plajımızla beraber ilk başta denizde de, yani bir beach tarzında faaliyet gösteriyorduk. Ondan sonra işte akşamları ateş yakarak, işte plaja puf koyarak, Sinop'un şehrin içinde böyle şehirden uzak bir yer yaratmaya çalıştık. Ve burada işte dalga sesleri, kuş sesleri, huzur onlarla dolu beraber bir ortam aslında. Aynen, yani şimdi genelde insanlar göz önünde yerleri seçtiği için, yani orada işte önümüzden geçen araçlar, egzoz sesleri, bunlardan biraz daha biz ayrı tutalım istedik insanları. Evet. Ve o sayede de Sinop'a çok güzel bir vizyon ve yer kazandırdığımızı düşünüyoruz. Evet, bu şekilde söyleyebiliriz ama hizmet sektörü zor bir sektördür. Kesinlikle. Yapılabilecek hatalar çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Sizin hizmet verirken kriterleriniz neler? Yani şöyle söyleyeyim, biz burada en öncelikle Sinop'ta, yani bir insan misafirini bir yere götürmek istediği zaman tercih meselesi olmak istiyoruz. Yani tek kriterimiz şu anda o. Yani biz buraya gidiyoruz denmesi gerekiyor. Aynen. Yani nereye gidebiliriz dendiği zaman burayı akıllarına getirmeye çalışıyoruz ve bunun üzerine hep ilerlediğimiz için yani mütevazilik gösteremeyeceğim. Evet, yani net. Aynen. Yani o durumdayız da şu anda Sinop'ta. Bu çok mutlu ediyordur sizi, bu şekilde tercih edilmez özellikle. Çünkü bu parayla pullu ölçülebilecek aynen değerler ve azlar. Zaten biz de çok geri plana attığımız için bu konuda bir para kazanmayı. Evet. Dediğim gibi sektörümüz bu olmadığı için. Yani insanları mutlu edebilecek, bizim bir yerimiz olabileceği ve bizim evimiz gibi, yani bizim evimizde insanları nasıl mutlu etmek istersek burada da o şekilde mutlu olmalarını istiyoruz. O yüzden de tercih sebebi olduğumuzu düşünüyorum. Evet, peki burada böyle organizasyonlar yapıyor muyuz? Böyle doğum günleri tarzı? Aslında mümkün olduğu kadar tabii ki doğum günü falan yapıyoruz ama işte kınadır, nişandır, insanlar bunları yapmak istiyorlar. Bunları kırmak zorunda kalıyoruz bu konuda. Ya çünkü önemli olan burada bir insanın sürekli gelebilmesi. Yani ben buraya da mekan olarak, yer olarak, ki siz de gördünüz, yani çay bile satsam sadece, yani burası olacak bir yer. Yani burayı düğüne verseniz, nişana verseniz sürekli, yani ben de isterim burada yapmak ama sadece ablam ve kendi nişanımı yaptım burada. Evet. Onun dışında kimseye de çok fazla, yani geri çevirmek zorunda kalıyorum, o şekilde söyleyeyim. Evet. Yani çok fazla konseptimizi bozmadan, vizyonumuzu bozmadan, müşterilerimizi rahatsız etmeden başka bölümlerdeki ufak doğum günü organizasyonları, işte özel günler, genelde hep burada evlilik teklifi yapmak istiyorlar bizim mekanımızda. Mutlu onlara imza atıyorsunuz aslında. Aynen. Yani zaten bizi mutlu eden de bu. Yani insanlar özel günlerinde, özel zamanlarında, özel misafirlerinde bizi tercih ettikleri zaman biz mutlu oluyoruz. Evet. O yüzden de yani demek ki doğru yoldayız diyoruz. Bu yolda devam ediyoruz. İşte insanlar ya da diğer mekanlar ne yapıyorsa biz de
değiştirip onun bir tık iyisini yapmaya çalışıyoruz ki onlar da bir tık üzerine koysunlar. Bu evet. sayede burada sektörümüzü geliştirelim. Sinop kazanıyor. Yani kesinlikle. Aslında. Yani buradaki tek amacımız Sinop'a hizmet etmek. Onun dışında insanlar mutlu olup da yani özel günlerinde mutlu olmak istediklerinde mahcup olmayacağımız bir yere gidelim demek istediğinde burayı tercih ederlerse biz mutlu oluyoruz. Bizim en büyük başarımız bu olduğunu düşünüyorum. Ve profesyonel bir kadroyla çalışıyorsunuz burada. Kaç kişi ekiple beraberiz? Şöyle söyleyeyim 24 kişiyiz. Tabii hep arka plan olduğu için yani bunlar gözükmüyor. Bir de vardiya yani uzun sabah 8 gece 12 çalıştığımız için mecbur birkaç vardiya çalışmak zorunda kalıyoruz. Evet. O yüzden yani asıl zaten başaranlar onlar ve başından beri beraber olduğumuz arkadaşlarımız var. Onlar da burada mutlular ve aile ortamında oldukları için hani başka bir yere de gitmek istemiyorlar, akıllarında da düşünmüyorlar. O yüzden ben de rahatım. Yani onlar kendi evleri, kendi mekanları gibi burada devam ediyorlar. Evet. Ve insanlar da hep aynı yüzü gördükleri için biz müşterilerimizle beraber hep bir aile şeklindeyiz burada. Evet, ekibe de selamlarımızı gönderelim. Tabii ki ben de aynen onlara dolayı. Çok teşekkür ediyorum. Emekçi burada. İnsanlar çünkü. Kesinlikle bunlar zaten ben hepsine söylüyorum. Burası onların mekanı, benim değil. Evet. Ben sadece misafir olarak geliyorum aynı müşterilerimiz gibi. Evet. Ne istiyorsam ayrıcalık istemiyorum. Müşterilerimize nasıl yapıyorlarsa bana da öyle davranmasını istiyorum. Çünkü siz bir şeyler aşmışsınız. Bunu çok net hissedebiliyorum. Hmm, çok teşekkür ederim. Yani dediğim gibi burası... Tabii ki hani bir ticaretten ekmek yenmesi lazım. Mutlaka. Tabii ki para kazanması lazım ama biz burada para kazanmayı başarının bir göstergesi olarak görüyoruz. O yüzden de burası ne kadar kazanırsa, insanlar ne kadar mutlu olursa biz bazı şeyleri başarmışız gibi görüyoruz. Şu anda da gayet güzel 10. senemiz. Devam edelim. İnşallah nice 10 yıllara. İnşallah diyelim. Siz aslında önce hizmet ondan sonra ticaret anlayışıyla burada hareket ediyorsunuz. Kesinlikle. İşte bu bakış açılarınız da sizleri diğer firmalardan ayıran en büyük özelliklerinizden bir tanesi olsa gerek. Peki dönersek de 10 sene önce hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Yani buraları hayal ediyor muydunuz ya da bundan sonraki hedef ve projelerinizde neler olacak? Dediğim gibi bizim sektörümüz genelde inşaat ve inşaat üzerine olduğu için burada turizm üzerine tabii ki geçmişte hani işte otel gibi ya da turizm sektöründe daha büyük hedeflerimiz oldu. Şu anda da Sinop'un gelişmesiyle beraber biz de bu hizmet sektörünü geliştirmeyi planlıyoruz. İnşallah bizi daha iyi yerlerde görecekler. Tabii hedefte hiç bitmiyor. Ne kesinlikle. İnsan hayatında bitiyor ne sektör bazlı bitiyor. Aynen. Teknoloji de gelişiyor. Sürekli takip ediyorsunuz. Biz bu hedeflerinizi onda başarılar diyelim sizlere. Çok teşekkür ederim. Buradan son sözlerinizi alalım. Buraya gelen misafirlerinize, Sinop'a, ekran başındaki izleyici, hatta tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? Buyurun son sözü. Ben öncelikle akıllarında bizim için, bizimle ilgili iyi olsun, kötü olsun... bir fikirleri varsa ya da Sinop için bir şey yapmamız gerekirse bunu bizimle paylaşmaları sadece burasıyla da ilgili değil. Yani Sinop'la ilgili ne yapılması gerekiyorsa sadece turizm sektöründe de değil. Yani bizim için, gençlerimiz için biz bunlarda hep öncü olmaya çalıştık. Bundan sonra da hep öncü olmak istiyoruz. Hep el ele bir şeyler yapmak istiyoruz. Yani insanlar bizimle bu duygularını paylaşırsa kesinlikle... Her şey, her fikri açığız. Bunu söylemek aynen, istiyoruz. Aynen. Biz elimizden geleni bu konuda yapmaya çalışırız. O zaman biz herkesi buraya davet edelim. Kesinlikle. Sinop'u ekran başındaki izleyicilerimiz. En azından bir çay içmeye, bir kahve içmeye, bir tanışmaya da davet aynen. edelim. Aynen. Zaten Sinop merkezdeyiz. Evet. Yerimiz Aşıklar Caddesi'nde. Deniz kenarı zaten tek mekanınız. Evet. Yani burada huzur bulup da birazcık rahatlamak istiyorlarsa... Şehirden uzak, şehirdeki tek mekan olduğunu söyleyebilirim. Evet. Kesinlikle burada gelip de istediği kadar huzur bulabilirler. Herkesi bekleriz buraya. Evet, biz de bunları buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Melih Bey. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, saygılar. Sağ olun.